Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Age of History serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde Age of History serisinde Türkmenistan ile savaşıyorduk ve abi oyunun öyle bir hatası var ki hani delirmek elde değil. O yüzden artık yapacak bir şey yok. Bize bu zorlukları her türlü şey yapmamız lazım. Kapatmamız ve bunları atlatmamız lazım. Şuradan orada basamıyoruz değil mi? Hareket puanı kalmamış. Kalmış ve buradan saldırabiliyoruz. Umarım düzeltmemize zaman verir oyun. Abicim. Hani nasıl sen bu kadar orada bastın? Of. Yok abi, ben seriyi bitiriyorum abicim. İzlediğiniz yok. Ya böyle demek istiyorum da. Of. Abicim adamım burada 300'lük ordusu var. Şimdi sen buraya dalsan, sen buraya dalsan buradan kaçmasını engellesen. Şimdi bunun yarısı buraya gitse yarısı. Buraya gitme. Gitme abi. Şuraya orada bas. Tamam. Şimdi buraya tekrar gel. Orada basamıyorsun. Birazcık şuraya yardıma gitsen. Şuraya yanına gitsen. Tamam. Birazcık dengelemeye çalıştım. Güzel güzel. Geri çeviriyor muyuz? Ama abicim ne olur artık kaçama bak. Ya bu son deneyişim bu arada. Cidden eğer olmazsa videoda bitiririm. Seriyi de bitiririm. Bu son deneyiş. Bunlar son deneyişler. Ya, bak ya çevirdin ya çevirdin. Oyun. Seni de silerim bak, yemin ediyorum zaten benim bir bilgisayarım gelsin. Cidden farklı oyunlara geçeceğim artık yani. Artık umurumda bile olmayacaksın. Bu tarz bir oyunlar artık yani insanları öldürmek için var yani. Şeyden sinirden stresten öldürmek için var. Yani benim bence öyledir. Şurayı da alalım. Kırmızı bayrak ne alaka bilmiyorum ama buraları da bir alalım. Sen gel, sen git, sen de git. Bakalım. Abicim. Of, bir de ilerliyor, bir de ilerliyor. Bir de hareket puanı yok. Git abiciğim şuraya, şuraya git. Bak şuraya gideceksin. Şöyle yap, şöyle yap. Abi artık bizim orayı almamız lazım o adamdan. Ya anlamadım, o toprak ne abi, o toprak ne ya? O toprak ne oğlum ya? Gir abicim şuraya, gir ya. 500'lük orduyla 1000'lik orduyla gir ya. Aldık orayı, orayı aldık zaten. Ah, sonunda orayı da aldık. Bakalım artık bize ne yapacak. Artık bize bir şey yapamaz diye tahmin ediyorum. Şöyle girin. Hadi abi ne olur artık devam edin. Hadi. Ne olur. Ekstradan bir ordu bir anda çıkarma ne olur. Allah rızası için. Hadi. Tamam devam ediyor. Tamam. Güzel. 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 Sen böyle yarısını buraya ver, yarısını buraya ver. Güzel. Türkmenistan'ı almayı başardık en azından. Şimdi yüz yüzlük bir barış seferleri var. Ve hepsini verdi bence, gayet güzel. Şimdi ordularımızı bir toplayalım. Şurada, şurada, şurada ve şurada, 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 şurada. Şimdi bunları burada ters edelim. Daha sonra da buraları asimile etmemiz lazım. Devletimiz ağır bir savaştan çıktı. Hatta kaç yıl sürdü bilmiyorum ama bayağı sürmüşe benziyor. O Özbekistan'ın burada toprağı var mıydı lan? Onu hiç bilmiyorum ama sanki var mıydı lan? Çok garip sınır lan bu. Cidden çok garip sınır. Ha neyse, biz şuraları bir asimile edelim. Şöyle. Hangisi lan, 45 oldu, bu 45 oldu. Tamam. Şuraları da yaparız zaten. Buralar zor değil. Daha sonra da ve of, şurası niye bu kadar az? Burası niye bu kadar az? Burası neden asimile olmadı? Oh, cidden oyunu bırakasım var. Hatta bazen video çekmeyi de bırakasım geliyor. Cidden aşırı sinir bozucu. Aşırı bak. Bir de hastalık girdi bak. Bir de hastalık girdi. Allah'ım. Allah'ım. Of. Şurası neresi abi? Şurası neresi? Tam hastalık varmış. Tam orada. Hadi. Şu başkenti de taşımamız gerekiyor artık bence de buraya. Yani tam ortası bir de. Burası tam İran sınırı. Bence berbat bir konum. O yüzden oradan onu net bir şekilde çekmemiz lazım. Özbek Savaşı olabilir ileride. Özbek Savaşı net olur zaten de. Yani umarım olur. Bakalım vergilerimize, mallar tamam, hepsi şu anda tam da 1600 gelirimiz var, bunlar zaten artacaktır daha. Mutluluğumuz azalmış buralarda, buraları bir yeniden yapalım şöyle. 90'dakilerin hepsini yap. Buralar zaten Türkmen yerleri. Şöyle Mazar-ı Şerif buraları. Ya buralar zaten şu anda savaş görmüş topraklar olduğu için buraları asimile etmemiz gerekiyor maalesef. Şöyle şurayı, şurayı ve bir tane daha var mı acaba? Bir tane daha var mı? Abi daha ne kadar var? Allah Allah, yürü git ya.
Ya bütün ülkeyi aldı sardı ya. Veba çıkmasın artık ne olur ya. Ben bu hastalığı nasıl bırakacağım lan? Hani nasıl sileceğim ben bunu? Ha biliyorum lan ben bu hastalığı silmeyi pardon dur. Ben bunu bir halledeceğim. Ben bu virüsü bir halledeceğim. TikTokçu virüsü diye bir tane virüs çıkaracağım. Ve artık tek hastalık o olacak. Zaten o en büyük hastalıklardan birisi. Allah devletimize getirmesin. Şu anda Afganistan'da var mı? Düşünüyorum, düşünüyorum. Evet, var var. Afganlar böyle dans ediyordu böyle koşa koşa. Yani onlar bulaşmış o zaman ya maalesef. O zaman Taliban hükümeti olarak maalesef bunlara el atamasak da bir şeyler yapmaya çalışacağız. Emin olabilirsiniz sayın vatandaşlarım. Şimdi şuraları aslında şu toprakları da aldıktan sonra net süper güç oluruz gibime geliyor yani. 14 bine 33 bine 14 bin eklendiğini düşünün. Yani bir anda ekonomi fırlar. 50 bine doğru yükselir yani. 50 bin de az değil. Pakistan'ı geçmiş sayılıyoruz o zaman. Daha sonra da zaten İran kalıyor. İran'ı da bitirdikten sonrası gerisi kolay. Zaten şu an İran'ın sınırlarında aşırı şekilde bir gözüm var. Hani şöyle alsam gerçekten de güzel gözükürüz ve ekonomik olarak da bayağı bir kalkınırız. Yani şu anda şeye benzedik. Bakın şu göz. Şu göz abi. Şurada şöyle bir kanat. Şurayı da aldık mı? Şurası da kanat. Hatta göstereyim. Şöyle olsa. Abi yemin ediyorum tam ejderhaya benzedik lan. Harbiden ha. Bunu bir alalım da bir ejderha olalım ya. Abi çok iyi lan. Çok iyi oldu bu arada. Şöyle şu kafası, şu gözü, şu ağız tarafı, şurası kulakları, boynuzu hatta. Şurası ne bilmiyorum. Burası herhalde boynu moynudur. Belki dikenlidir. Şurası da bir kanat olur. Şurası da böyle topuz bir kuyruğu olsun. Hatta şu aşağısı da olsun. Aşağıya da alalım. Ayak da yapalım şuradan Hindistan'dan. Öyle. Daha sonra da ejderha gibi her yere üfleyelim. Şuraları bir yap abicim. Şu anda başkentimizi ayarlayabiliyoruz. Lakin yani şu anlık gerek duymuyorum ben. Şu teknolojimizi bir ayarlayalım artık. Teknolojik olarak bir kalkınalım. Kalkınmak istiyorum ben şu anda teknolojik olarak. Bakalım 0.48 oldu. Abi çok yavaş ilerliyor ama ya. Çok yavaş ilerliyor. 16'dan bakalım 24 oldu. Yani beklenir mi bilmiyorum ama ben beklemem en azından. Ama beklemekte zorunda mıyım? Zorundayım. Kime geliyor şu anda? Şimdi buraları asimile edelim. Asimile olmuşlar zaten. Ama hepsinin %100 olması lazım. O Azer aslında bu tarafa da ulaşmak isterdim ya. Buralardan güç toplamayı vesaire isterdim. Hatta yapacağım da zaten ya. Ruslar, o Ruslar Ukrayna'nın hepsini almış lan. Bunları bir... Yok Sovyetler olmaz. Sovyetlerin içinde biz de varız. Olmaz. O olmaz. O olmaz abicim. Bizim olmadığımız bir senaryo her zaman daha iyidir. Fransa Rhineland bölgesini almış. Almanlardan ne istemiş bilmiyorum ama almış abi zaten Almanlar artık demokrat değil mi? Niye alıyorsun Rhineland'ı? Şuradan hemen ordu bakımına verelim artık. Ordu bakımında biraz vermek lazım. Teknolojimiz zaten az geliyor. O yüzden dikkatli kullanmamız gerekiyor bence. Yani artık bence de düzelmeye başladı ekonomimiz. Şu anda şahlandı yani bildiğin. Ülkemiz aşırı iyi durumda şu anda. Dolar 1 lira 1. Hatta 0.75 kuruş şu anda dolar. Dolar 0.75 kuruş şu anda ülkemizde. Ve teknolojimiz de 0.50'ye yükseliyor bakın 50'ye. O yüzden bana oy verin. 2023'te. Pardon, 2033'te. Hedef 2033. Şimdi neye verelim? Üretim geliri saçma olur. Orada bak ona ver. Şu anda yapacak bir şey yok. Aslında teknolojiye versek yatırım olabilir ama şu anlık gerek yok. Zaten daha ne kadar vereceğiz hani. Tamam artık bence daha fazla vermenin bir alemi yok. Zaten 0.5'e çıkmışız. Buradan devletimizi şahlandırmışız. Hala diyorsunuz ki teknolojiye ver. Ne gerek var? Amerika'ya bakalım. Amerika ne yapmış? Hala aynı Joe Biden. Şöyle bakalım. Şu ne? Tamam. Anlıyorum abi. Şunlara bakalım. Bunların liderlerini hep merak etmişimdir lan. Özellikle şu Panama'nın. Küba'nınkine bakayım. Bu ne lan? Bu değildir oğlum. Celal Bayar'a benzemiyor mu? Ne bileyim benzettim lan. Celal Bayar'a benziyor. Bu ne lan? Ekvator'da yaşamak hiç stresli değil. O yüzden Ekvator'la oynayacağım bir ara. Ekvator'da oynamak hiç stresli değil. Hatta devlet başkanı olmak. Lionel Messi diye okudum lan.
Evet bakalım. Brezilya. Michel Temer. Uruguay. Abi tipe bak ya. Ulan ya. Tam bu buna demeyeyim de yani bu bir şeye benziyor ama kötü bir şey değil ama iyi bir şey de değil. Yani öyle söyleyeyim. Kendiniz tahmin edin. Sri Lanka'nın başkanı kim lan acaba? Endonezya'nın kimmiş? Yok. Yazmıyor. Avustralya'nın yok. Bunun da yok zaten. Daha kendi bayrakları yok oğlum adamların. Filipinler. Japonya. Japonya zaten Akihito var. Akihito. Bunun soyadı yok mu lan? Akihito. Buna bakacağım ben bir araya. Akihito kim? Çok merak ediyorum. Şimdi buralar resmi ne olmuş diye tahmin ediyorum. Yok olmuş. Buraları bir fulleyelim. Şöyle. Zaten birkaç tane toprak. Zaten daha bayrakları da değişmemiş. Balkanabat. Balkanabat mı? Ne Balkanabat oğlum? Talibanabat. Tamam. Talibanabat olur. Stalingrad gibi bu da Talibanabat. Talibanabat. Şuranın adını da her başkenti aldıktan sonra adını artık değiştireceğiz. Aşkabat değil. Aşgaban. Aşkaban. Tamam. Burası zaten Cable. Burası Duşhanbe mi? Hayır. Olmaz oğlum. Taliban Grad. Olur, yeriz. Tamam başka yok zaten. Bişkek var. Bişkek. Tamam bu da kolay. Talikek. Tamam. Şimdi burayı aldıktan sonra da buraya da bir şeyler yapmaya çalışırız. Banbat koyarız aslında ya. Banbat. Ya da Batgrad da olabilir. Bilmiyorum. Bir şeyler yaparız. Bakü'ye de Bakü'ye ne koyabiliriz? Talü. Talü olabilir. Talü. Aynen öyle. Talü koyarız. Bu arada Türkiye Misak-ı Milli için uğraşıyor sanırım. Kürdistan kalmış zaten. Bir de Trakya vesaire işte Nahçıvan kalmış. Şimdi o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Türkmenistan'ı aldık zaten. Gerçekçi oynayacağımızı söylemiştim. Yavaş yavaş oynayacağız. Böyle tıkır tıkır tıkırında böyle oynayacağız. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.